Neyin peşinden gidiyorsun? Bilmediğin şeyin peşine düşme. Seninle ilgisi olmayan, sana yararı veya zararı dokunmayan, senin hayatına müdahil olmayan şeylerin ardından gitme. Boş şeylerle meşgul olmak, ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen Rabbimizin ilahi buyruklarına ihanettir. Gereksiz her bilginin peşine düşmek, yararlı geçirilecek zaman dilimlerinin önüne barikat kurmaktır, zaman israfıdır ve ahiret güzelliklerinden çalınan hırsızlıktır. Öğrendiğin veya merak ettiğin şeylerin sana bir katkısı yoksa, bilgi olarak sana yük olacaksa, senin Allah'a yakınlığın noktasında ve Allah katındaki derecenin yükselmesi istikametinde bir faydası yoksa ve imanının artmasına bir etkisi olmayacaksa, seni ilgilendirmeyen şeylerin peşinden sürüklenme. Boş ve malayani şeyleri terk etmesi kişinin imanının güzelliğindendir. Öğrendiğin gereksiz bilgi belki seni üzecek, belki aklını yoracak, belki ruhunu incitecek, belki kalbini gereksiz meşguliyetlere sürükleyecek. Öyleyse böyle durumlarda bana ne demeyi öğrenmeliyiz ve hemen oradan uzaklaşmayı bilmeliyiz. Şeytanın en çok kullandığı tuzaklardan biridir gereksiz bilgilerle meşgul olma hastalığı. Gereksiz bilgilerle boğuşmak ve onların içinde boğulmamak için bizi ilgilendirmeyen her ne varsa derhal hayatımızdan çıkarmalıyız. Rabbimiz İsra suresi 36. ayette böyle durumlarda ne yapmamız gerektiğini bize şöyle anlatıyor. Estağfirullah. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Ayette de net bir şekilde anlatıldığı gibi gereksiz peşine düştüğümüz her şeyden hesaba çekileceğiz. Rabbimiz İsra suresi 13 ve 14. ayette ise yaptığımız her şeyden, büyük küçük yaptığımız her ne varsa hesaba çekileceğimizi şöyle anlatıyor. Estağfirullah. Biz her insanın yaptıklarını kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kendi kitabını oku. Bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Ayetlerden de öğrendiğimiz üzere bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeyle meşgul olmayacağız. Kalbimizi, aklımızı, duygularımızı, organlarımızı, kısaca maddi manevi hiçbir şeyimizi gereksiz bilgilerle meşgul etmeyeceğiz. Kalbimizin ihtiyacı olan İslami bilgiler, Kur'an'ın anlam dünyası, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri, yani kısaca Allah'ın bizden istediği şeylerdir. Allah'ın bizden istedikleriyle Allah'ın men ettiklerini takas ederek zararlı bir alışveriş yapmayalım. Rabbimiz Zilzal suresinde Estağfirullah, kim zerre miktarı hayır yapmışsa, kim de zerre miktarı şer yapmışsa karşılığını görecek buyurarak, bizlerin dünya hayatımız boyunca zerre miktarı zamanın bile değerini bilmemiz gerektiğini, yaptığımız her davranışın önemli olduğunu bize vurguluyor. Bizlerin yapması gereken ömür yolculuğumuzun her evresinin değerini bilerek, hiçbir zamanımızı ziyan etmemek ve gereksiz hiçbir şeyi yapmamaktır. Şu sorular her daim kendimize soralım. Neyin peşinden gidiyoruz? Nelerle meşgulüz? Yaptığımız şeyler Allah'ın kitabına uygun mu?